TeknoSeyir'de oyun bölümünde bugün daha değişik bir formatla karşınızdayız. Macit'le canlı canlı oyun oynayacağız. Macit hangi oyun oynuyoruz? Balkan Champion oynuyoruz. Bu oyun bir boks oyunu. Evet, ama evet. Arcade değil. Gayet şey ciddi. Çok gerçekçi. Gerçekçi bir boks oyunu. Gayet bir boks oyunu. EA Sports'un oyunu bu. 2004'te seriye başlamış EA Sports. PlayStation 2 ile başlamışlar bu serüvene. Ve bu zamana kadar gelmiş. Oyun Mart ayında çıktı aslında. Evet. Yeni değil yani. Ama biz sürekli burada oynadığımız için... Evet, biz TeknoSeyir aralarında sürekli Fight Night oynuyoruz. Hatta ben siz program yaparken arka planda bu, sürekli bu oyunu oynuyorum. Oldukça iyi bir oyun gerçekten. İncelenmesi gerekiyor. Peki Ancit, şimdi öncelikle kabaca oyundan bahset bize. Yani biraz bilgi ver. Nedir bu? Şimdi dediğimiz gibi boks oyunu. İstersen iki kişi kapışabilirsin hızlı dövüşte. İstersen senaryo modu var. İşte bu oyunu diğer serinin diğer oyunlarından ayıran senaryo modu var. Ve online imkanı var tabii ki. İstersen online oynarsın. Şimdi istiyorsan senaryo modundan bahsedeyim Murat abi. O çünkü bu oyunu diğer oyunlardan ayırıyor. Bildiğin Hollywood tarzında bir hikaye sunmuşlar. Zaten oyuna başlarken hani ilk oyunu taktığın zaman sen hikayeden başlıyorsun. Yani hani bu menü çıkmıyor karşına. İlk önce o hikayeden başlıyorsun. Hapishanede bulunan bir adamımız var. Zaten Hollywood filmlerinde sürekli görmüşsünüzdür. Hapishanede kavgalar olur sürekli. Bu arkadaş orada başlıyor dövüşlere zaten. Ondan sonra dışarı çıktığımızda da profesyonel olarak boksa devam ediyoruz. Hikaye gerçekten çok iyi. Senaryo, ara filmler, sinematikler çok güzel hazırlanmış. Şimdi tamam, onu soracağım. Yani alt tarafı boksörlü, alt tarafı karşılıklı iki adamın dövüşmesi de nasıl senaryo çıkarmıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim adamımızın hapishaneye giriş hikayesi var, çıkış hikayesi var. Onun kardeşi var dışarıda, yine boks yapan. Ve Isaac Frost diye bir insan azmanı var. Kendisi tam bir azman. Onunla ilgili bir hikayemiz var. Kendisi heavyweight, yani ağır siklet şampiyonu. Hani sürekli şey yapmıyorsun hikayede. Hani maça çıkıp dövüp sonra evine dönmüyorsun. Maçlarda sürekli farklı farklı şeyler oluyor. Mesela bir maçta sağ kolun sakatlanıyor. Maçı sol kolla nakavt ederek bitirmen gerekiyor. Bazen mesela ondan sonraki maçta sağ kolunun iyileştiğini ispatlamak için sağ kolunla nakavt etmen gerekiyor. Bazı maçlarda gözünden kan akmaya başlıyor. Mesela gözünü sakınman gerekiyor. Bazı maçlarda maçın ortasında başlıyorsun, başında değil. Ona göre senaryo hazırlanmış. Yani sürekli değişik versiyonlarla dövüşü sunuyorlar sana ve sürekli de ringin içinde değiliz. Hani sinematiklerde dışarıyı da gösteriyor. Sinematikler başarılı mı? Başarılı, çok başarılı. Müzikleriyle birlikte gerçekten güzel. Müzikleri de şöyle başarılı. Şu anda benim de zaten güzel bir müzik dinliyoruz. Oyun içinde mesela adamımız Andrei Show. Böyle hafif dayak yemişsiniz. Jean-Claude Van Damme'dan hatırlarsınız. Hafif dayak yersiniz. Ondan sonra bir hırs yapar. Yandaki koçla hani konuşur falan. O arada güzel bir müzik giriyor zaten. Sen de hani havaya giriyorsun direkt buradan. Ondan sonra patakta girişiyoruz zaten. Şeyden bahsedersek, istiyorsan oyuna da girelim. Ufaktan girelim. Biz şimdi tabii kariyer yapmayacağız. Evet, karşılıklı kapışacağız burada. Oyunun en güzel yanı bence şey, yani tipik dövüş oyunları gibi değil. Şimdi evet, tipik dövüş oyunları gibi değil ama burada EA faktörünü söylememiz lazım. İşte şu an bir tarafta Mike Tyson, evet, bir tarafta Muhammed Ali var. İki. Yani lisanslı oyuncular, efsanelerin, evet, hepsi burada. Evander Holyfield var. Şimdi burada, bu ekrandan hemen başlayalım yani bence. Hı-hı. Şimdi burada herkesi seçemiyorsun bir defa. Evet, burada kilitli oyuncularımız var. Bunları... Kilitler nasıl açılıyor? Senaryo moduyla ilerledikçe açabiliyorsunuz ve online modda ilerleyip açıyorsunuz kilitleri. Mesela Isaac Frost, evet, başrolümüz Andrei Shop, kilitli. Bunlar kilitli oyuncular ve Isaac Frost en yüksek overall'a sahip, evet, oldu. Şimdi, onu söyleyecektim. Şimdi... Mesela bu adamlar, bu adam da senaryo, evet, seçtiğin Kobe Nikos, senaryoda olan bir adam, kilitliyle açılmış. Anladım. Peki, şimdi bak burada bazı bilgiler veriyor bize ekran, evet, seçim ekranda. Overall dediğin toplam puan. Biz peki şimdi bunlar... mantık olarak sen toplama en yüksek olanı seçersin ama doğru mu? Yok, değil. Neden? Mesela Muhammed Ali'nin puanı 93, Mike Tyson'ın 92. Şimdi bazı dövüşlerde Mike Tyson Muhammed Ali'ye göre daha avantajlı. Onu da şu ekrandan görüyoruz. Kare tuşuna bastığımızda daha detaylı bir görüntü çıkıyor bize. Mesela
düz yumrukları, direkt yumrukları 20'ymiş Muhammed Ali'nin. Uppercut'larına bakıyoruz Muhammed Ali'nin mesela. 16. Mike Tyson'ın uppercut'ları daha yüksek olması lazım. 17 veya 18 olması lazım. Evet. 20. 20. Mike Tyson'ın uppercut'ları mesela 20. Aynı zamanda burada, şuradan şeyi de görebiliyoruz. Aşağı indirdiğimiz zaman vücuda yumrukları, gücünü görebiliyoruz. Kombinasyon yumrukları, yani ne kadar hızlı olduğunu görebiliyoruz. Savunmasının... Mesela, evet, savunma... Mesela Mike Tyson'ın savunması, evet. Evet. Güçlü olmasına rağmen Mike Tyson'ın. Bunun yanında en önemli şey kondisyon, yani oyun içinde stamina dediğimiz o yorgunluk dayanıklılık evet. Barı. Onu R1'e bastığın zaman değişiyor. Mesela 94 kondisyonu. Şeyin 99 Muhammed Ali'nin. Hızı ikisinin de 100, ikisi de çok hızlı oyuncular. Bunlar tabii uç örnekler. Daha yavaş oyuncularda Muhammed Ali'nin hızını zaten... Mesela güçte de güçte mesela Tyson ezici bir ve zaten var. Oyun esnasında da onu anlıyorsun. Tyson'a yumruk attığın zaman. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani bu istatistikler oyunda bilemeyiz. Kesinlikle. Hatta sana şunu söyleyeyim. Oyun esnasında bu istatistiklere hiç bakma. Şu, diyebiliyorsun ki ya bu adam evet, bu kesinlikle. Adamın sağ güçlü. Biz seninle oynamıştık mesela. Sen Mike Tyson'la ben Muhammed Ali seçmiştim. Muhammed Ali ne kadar efsane olursa olsun Mike Tyson'ın gücüne şey yapamamıştı. Şimdi oyunda başarılı olmanın sırlarından biri şu. Bu istatistiklere bakacaksın. Neden güçlüyse. Evet. Çünkü oyun kontrolü o kadar başarılı evet, ki. Kesinlikle. Atıyorum senin yumruklarını da güçlü. Sadece yumruklarını abanacaksın. Evet. Yani gücünü abanacaksın. Yok senin işte belki de dayanıklılığın çok iyi. Rakibi yoracaksın. Evet. Mesela Mike Tyson'la round ne kadar uzarsa daha kötü oluyor. Daha kötü oluyor. Oyun yoruluyor Mike'de. Evet. Muhammed Ali ile istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sürekli hızlı hareket edebilerek evet. Rakibinizi yorabilirsiniz. Ve şey bu gerçeğe uygun. Yani sen kesinlikle. Eğer boks severler varsa karakterleri oynarken fark edecekler. Gerçeklik evet. Karakteristiklerini yansıtmışlar. Böyle. İşin güzel yanı bunu sadece sen ben oynarken değil, yapay zekaya oynarken de, yapay zekaya karşı oynarken de Muhammed Ali gerçekteki gibi hareket ediyor. Hemen saldırmıyor, hızlı davranıyor. Dans ediyor senin etrafın. Mike Tyson direkt ilk 3 round'da işi evet. Bitirmeye çalışıyor. Yapay zekada da aynı. Gerçekten şimdi ne gibi bitiremezsen Mike Tyson şimdi evet, ilk round'da kesinlikle. Kaybetme olasılığı çok yüksek. Güzel yanı da o mesela. Hani Mike Tyson'a alayım hepsini döveyim yok. Mike Tyson'a evet. Muhammed Ali'ye avantaj sağlıyorsun. Evander Holyfield'da sağlayamıyorsun mesela. Yani adamın bir eksiklerini bileceksin, evet. Bir avantajlarını bulup oyunda uygulayacaksın yoksa %100 kaybediyorsun. Bir oyuna da girelim. Gireceğiz. Çok basit. Önce şeye bakalım. Sadece ağır siklet yok. Evet, hafif sikletler de var. Orta siklet var. Tam box şeyini bilmediğim evet. için onların adını tam şey yapamıyorum. Ve ağır sikletle oynamak... Yani herkes ağır sikletle oynayacaktır da... Evet. Hafiflerde de oynamak çok zevkli çünkü oradaki adamlar çok da... Çok daha hızlılar. Evet. Daha çok yumruk oluyor, daha çok hareket oluyor. O yüzden... Daha sihirler ama daha şeyde oyun şunu yansıtıyor sana. Yani... Güçlü bir adam da yumruğu vurduğu Mike zaman... Mike Tyson'ı vurduktan sonra tüy sikletteki bir adam evet. Vurduğu zaman o keyfi alamıyorsun. Onun o hissiyatı çok kesinlikle, başarılı olmuş oyunda. Kesinlikle öyle olmuş. Şimdi biz adam tutacağız. İstiyorsan çok bahsettiğimiz iki adamı alalım. Aynen öyle yapalım. Ben Tyson'ı aldım. İşte bu sefer. Buradan evet. Burada da birçok şey var. İstersek büyük salonlarda maç yapalım diyoruz. İstersek böyle... Büyük bir salon seçelim biz. Spor salonlarında maç yapıyoruz. Şurayı seçelim. İnsanın şimdi motivasyonunu etkiliyor biliyor musun? Kesinlikle. Çünkü bir tanesi de seyirciler var çılgın gibi. Aynı zamanda sahaya giriş atmosferleri de çok farklı oluyor şimdi. Göreceğiz onları. Yayın burada kanları görmüşken hemen hatırlatayım. Yayın sanırım ilk yetişkin etiketi alan oyunu bu. Öyle mi? Evet. Böyle kanlar, revanlar. İlk şey yetişkin derken belki spor alanında mı? Spor alanında. EA Sports'un daha doğrusu. EA Games'in değil, EA Sports'un. Evet, tükleme ekranına geçtik. Şimdi başlayacağız. Şimdi oyunun bir eksisini söyleyelim. Arka plan gördüğün gibi kötü. Hani çok iyi olmasını beklemiyorum. Buradaki adamların detayını, çorbaları evet. Çok zor tamam ama hani biraz daha güzel yapabilirlerdi. Tepkileri falan daha iyi olabilir. Bak şu anda bir grubu görüyorsun. Sürekli aynı hareketleri yapıyorlar. Kafalarını sallıyorlar. Eğilip kalkıyorlar. Ya o işte dokulardan tasarruf sağlamak için yapılmış bir yöntem. Neyse ki biraz daha yakında olanların onlar biraz demişler. Daha oynamışlar. Fotoğrafçılar. Hani, şimdi oyunun şöyle bir şey var. Hani sadece şunu yaparak, savunma yaparak oyunu götüremiyorsun. Hani evet. Ben Street Fighter'da gibi değilim. Ben savunma yapayım da darbe almayayım. Savunma yaptığın zaman mesela, sen savunma yaptığın zaman ben aradan kombinasyon yumruklarını vurabiliyorum. Aynı şekilde sen de onu yapabiliyorsun. Ama benim de şöyle bir şansım var. Mesela ben de
vücudumu hareket ederek o yumruklara yine de kaçabiliyorum. Aynı şekilde yani kesinlikle hani sadece blokla değil, belki de vücudumu oynatarak da kafanı sağa sola çevirerek ondan kaçabiliyorsun. Mike Tyson hızlı olduğu için zaten Muhammed Ali'nin hızlı yumruklarından da o şekilde. Ve şöyle bir şey var, eğer bir yumruğu savuşturursan, bir yumruk çıkardığın zaman savuşturduktan sonra en güçlü yumruk o. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında o çok uygulanması gereken bir taktik. Bir de zaten power shot diye bir şey var, power punch. Sağ alttaki tuşa basıp yumruğa bastığım zaman daha güçlü bir yumruk çıkıyor. Evet, ama onu da kaçırırsan stamina yanından gidiyor, çok kesinlikle fena gidiyor. Ve o esnada bir yumruk yersen yere düşme ihtimalin oluyor. Şimdi direkt yumruklarda düşme ihtimali var ama stamina bitmişken yiyeceğin basit bir yumruk bile seni yere indirebiliyor. Zaten hani çok etkili bir yumruk yediğin zaman bazen adamın direkt düşüyor, bazen de sersemliyor. Evet. Sersemlediği zaman da artık savunma yapmaktan ziyade kaçmak en mantıklı. En mantıklı. Kontrollerde bu arada analog kontrolleri tavsiye ediyorum ben. Sen kesinlikle ne ben de onları tavsiye ediyorum. Sadece kombinasyon yumruklarında kareyi kullanıyorum ben daha hızlı çıkarttığım için. Geri kalanında sürekli analog kullanarak. Mesela yön tuşları da böyle kafa atabiliyorsun. Evet ama onlar tabii alttan, şey. Bunlar tabii puan kırılıyor. Böyle kafa atıp foil oluyor. Böyle hareket yapabiliyorsunuz sağ sola. Taraftarlar da bu arada Ali'yi çok seviyorlar. Evet. Arkadan Ali Ali diye bağırıyorlar. Böyle biz birbirimize gireceğiz biraz. Tabii. Şimdi bazı vuruşlar kritik. Yani vuruyorsun, puan alıyorsun ama bazıları... Şimdi mesela kombinasyon yumruğunun verdiği puanla daha hızlı, daha net yumrukların verdiği puan arasında fark var. Daha net yumruklar ve mesela sen çok iyi vurarak benim adamımı şu anda sersemletti ve benim biraz geri çekilmem lazım. Yoksa düşebilirim. Kim olacak bir kurtuluş oldu. Durumdan bu Mike Tyson'ın balyoz yumruklarından kaçmak gerekiyor tabii ki. İlk birkaç randevusunda. Evet. Yoksa şimdi devre arasında da şeyler geliyor, sesler evet, geliyor. Hem aldığımız hasarla ilgili hem de dayanıklılığımızla ilgili bilgiler geliyor. Senin durumun daha mı iyi? Yok. Bir %96'ya kadar mı geliyor? Evet, benim %96 şu an kondisyonum. Yani %4'lük bir enerji harcamışsın, yani %1'lik bir enerji harcamışsın ve benim sen %1'lik bir damage almışsın, yani hasar almışsın. Benim şu an %0 gösteriyor. Niyeyse bilmiyorum. Yani yanlışlık olabilir çünkü iyi bir yumruk yemiştim. Bakarsan Muhammed Ali'nin ayaklarına çünkü gerçekteki gibi aynen yansıtmışlar. Hızlı etrafında oynayarak. Boy farklı bir şeyler. Evet, kesinlikle çok fark ediyor. Dolayısıyla burada sen iyi adamı aldın, ben kötüsünü aldım diye bir şey yok aslında. Kesinlikle. Yani. Bazen bazı yumruklardan sonra bir flash göreceğiz. Evet. Burada daha temiz yapamadık galiba. İşte bir tane geldi. O olduğu zaman gerçekten net bir yumruk olduğunu anlıyorsunuz. Ve şu anda ben gördüğüm Drew McTyson'ın sert yumruklarından maruz kalarak Muhammed Ali de olsa kendisi. Yüzdeki kırılmalar. Evet. Biraz daha kan efektini kullanabilirler. Kullanabilirlermiş evet. Şimdi evet. Burada yere sevince. Şimdi yere sevildim ben. Şimdi bana diyor ki sol analoğu oynatarak orada yönünü de gösteriyorsun. Yeşil bölgeye geldiğin zaman da sağ analogda kaldırıyorsun. İlk kalkış sonra ilk kalkış kolay. İkinci kalkış hani yine bize zorluyor. Daha hassaslaşıyor. Üçüncü kalkıştan sonra artık kalkma şansınız kalmıyor. Ondan sonrasında zaten oyunu bırakmanız gerekiyor. Kombinasyonları nasıl yapıyorsun? Kombinasyonları ben kare tuşuyla yapıyorum, analogdan ziyade. Onlar aradan, bloğun arasından yüze direkt darbe indirmeyi sağlıyor. Hani savunmalar ona engel vermiyor, ben bir aparatak daha yedim. Evet, Muhammed Ali herhalde en kötü günlerden biri geçiriyor. Bu tekrarlar çok hoş yapılmış yani. Kesinlikle. Şimdi ikinci sefer kalkışta biraz daha zorlaşıyor. Evet zorlaşıyor. Buna alıştık tabii biz. Alıştık. Biraz. Biz ilk başta iki kere kalkamıyorduk. Kesinlikle kalkamıyorduk. İkiden sonra dedi tüy oyunu kaybettik diyorduk ama. Şimdi oyun böyle giderse mesela 5 round yapmışız biz. Hakem puanlamasına kalkıyor. O da güzel bir evet.
Üçüncü rounddan sonra yanılmıyorsam bir puanlamayı gösteriyor. Ama oyunun sonuna kadar sonra bilmiyorsun puanlamayı mesela. Doğru. Beşinci roundda öğreniyorsun. Bazen berabere bittiği bile oluyor. Hakem kimin kolunu kaldırırsa artık o kazanıyor. Ama üç adetin verdiği, üç jürinin, verdiği karar yani. Detaylı skorları da gösteriyor. Evet, puanlamayı sonra gösteriyor. Oyunun sonunda da şeye bakarız, istatistikleri. Şu an Mike Tyson biraz yoruldu ama onun adını daha çok yoruldu. Avrada kısa maçlı lafı burada görüyoruz. Ama şey yani oyun uzun sürerse... Evet, Mike Tyson yorulmasını bekliyoruz ama şu an Muhammed Ali yediği darbelerden dolayı daha çok yoruldu. Gördüğünüz gibi Muhammed Ali yavaşladı artık biraz. Yorulduğu için yani sekemiyor biraz. Etrafta kelebek gibi dans edemiyor. Staminası bayağı düştü. Ha bir de var doğru. Yani olduğu zaman belki hani, staminamızın... Mesela evet stamina düşüyor ve Muhammed Ali'nin hız avantajını kaybediyorsun. Evet. Yani Muhammed Ali'nin en büyük özelliği olan. Neyse ki buraları hızlı geçebiliyoruz. Evet. Ya Mike Tyson yumruklarını görenler direkt anlar da onu zaten. Ne kadar güçlü geldiğini. Yalnız tersin de gitti bu arada. Evet, tersin yolu oldu. Çok hücum ettiği için. Evet, eğer düştük, bu sefer kaldırabilir miyim mi? Ne kalktı olabilir. Şimdi Muhammed Ali'yi burada dayak yediğini görenler kötü olduğunu düşünmesin. Tabii tabii. Birçok oyuncuya karşı avantajlı oluyor Muhammed Ali. Burada... Şimdi burada çok hassas olduğu için zaten kaldıramıyorum. Evet. Çok hassas olduğu için... Sağ olsun, çık geliyor. Yeşil gölgede tutamıyorsun. Evet, erte çıktım. Şimdi istatistikleri göreceğiz. Evet, şimdi puanlamayı gösterecek bize. Evet, zaten sen de puan olarak hem 3 hakem de aynı puanları vermiş. Puan olarak da zaten Mike Tyson oyunu kazanıyormuş. Böyle bir seyirte böyle. Şimdi ama ha, burada daha önemli bilgiler var. Ben kafaya ne kadar darbe almışım, sen ne kadar... Mesela benim vücuduma çok iyi çalışmışsın sen. Oradaki o bölgeler hasar aldığını gösteriyor. Evet, sen kafaya dalmışsın daha çok. Evet. Ben mesela uppercutlarımda mesela yumruklarının yüzdesinde, başarı yüzdesinde gösteriyorum mesela. Evet. Senin right hook'ların mesela %65 iken benimki %36'da kalmış. Senin left'ler, sollar iyi yani. Evet, sollar iyi. Kombinasyonları iyidir. Muhammed bak, daha çok counter yazıyor aşağıda. Evet. Oradan şey, kazanıyor işte. Az önce söylediğim olarak. Ben yumruk sallarken kıska geçiyorum ve sen onun hemen akabinde evet. Yumruğu göndererek. Valla oynaması çok zevkli bir oyun. Kesinlikle yani hani ben PlayStation'a uzak bir insanım. Ama şu oyun PlayStation'a aldırır insanı. Bana göre. PlayStation'ım olsa kesinlikle bu oyunu alırım, bulundururum. Kaç para bu oyun? Bu oyun aralığı 120 lira. EA'in Origin platformunda da 35 dolar. Xbox'ta PlayStation 3 versiyonu. Valla yani hani evde de biri varsa, kesinlikle. Arkadaşınız, kesinlikle. Gelen giden olursa mutlaka bulunması gerekiyor. Yani PES'ten, FIFA'dan fırsat buldukça bu oynanır yani. Mükemmel bir oyun. Kesinlikle tavsiye yani ederim. Yani keşke PC'ye çıksa. Yani Muhammed Ali ile Mike Tyson'ı bir arada kapıştırmak evet. Da her oyunda nasip olmuyor insana. Evet, PC'ye çıksa çok güzel olur. Enteresan bir program oldu ilk defa dedik. Bu programı evet. Bakalım. Memnun kalırsa izleyiciler devam ederiz. Bir sonraki evet. Programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.